Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Cebeli Tarık hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Cebeli Tarık'ın bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Bir zamanlar İngilizlerin kurmuş olduğu Britanya İmparatorluğu dünyanın farklı kıtalarında pek çok toprağı ele geçirmişti ve üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk olarak anılır hale gelmişti. Çünkü imparatorluğun bir toprağında güneş batıp gün biterken başka bir toprağında güneş doğuyor ve yeni gün başlıyordu. 1900'lü yıllarda Britanya İmparatorluğu sahip olduğu toprakların çoğunu kaybetti ve bu topraklarda çok sayıda bağımsız ülke ortaya çıktı. Bununla birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında bazı küçük ada ve toprak parçaları Birleşik Krallık'ta kaldı. Bu topraklar günümüzde Britanya deniz aşırı toprakları olarak adlandırılır. Bunların kendilerine ait resmi bayrakları vardır. Fakat bağımsız ülke değildirler. Cebeli Tarık da İngilizlerin egemenliğinde olan Britanya deniz aşırı topraklarındandır. Akdeniz, Avrupa, Asya ve Afrika'nın ortasında bulunan dünyanın en büyük iç denizidir. Doğuda Mısır'daki Süveyş kanalı açılmadan önce Akdeniz'i dünya deniz ve okyanuslarına bağlayan tek geçit Batı'daki Tarık Boğazı'ydı. Britanya deniz açırı toprağı olan Tarık stratejik bir konumdadır. Tam olarak Avrupa kıtasında İber Yarımadası'nın güney ucundadır. İspanya toprakları ile çevrili olan bu yer Akdeniz'e giren ve çıkan gemileri kontrol edebilen doğal bir üsttür. Cebelitarık'ın yüz ölçümü 6.8 km kare nüfusu 32 buçuk bindir. Başkenti Cebeli Tarık en büyük şehri West Side'dir. Resmi dili İngilizcedir. Ayrıca İspanyolca da yaygın olarak konuşulan diller arasındadır. Cebeli Tarık'ın para birimi İngiliz sterlinidir. Cebeli Tarık önemli bir toprak olduğu için İngilizler ve İspanyollar arasında bu toprak üzerinde egemenlik konusunda geçmişten beri gelen bir çekişme vardır. Gelin şimdi Cebeli Tarık bayrağına ve anlamına bakalım. Cebeli Tarık'ın günümüzde kullandığı bayrak 1982 yılında kabul edildi. Bayrak dikdörtgen şeklindedir. Bayrakta kırmızı, beyaz, siyah ve sarı renkleri vardır. Cebeli Tarık bayrağının zemini beyaz ve kırmızı olmak üzere iki tane yatay şeritten oluşur. Üstteki yatay şerit beyazdır ve alttaki kırmızı yatay şeridin iki katı büyüklüğündedir. Beyaz şeridin ortasında kırmızı siyah bir kale resmi vardır. Bu kale, Cebeli Tarık Kalesi'ni temsil eder. Bayraktaki kalenin ön kapısından aşağıya doğru sarı bir anahtar resmi vardır. Cebeli Tarık, bulunduğu konumdan dolayı stratejik bir öneme sahiptir ve Akdeniz'e giriş çıkışı kontrol eder. Bayraktaki anahtar, Cebeli Tarık'ın Akdeniz'in anahtarı olarak görüldüğünü temsil eder. Bu videoda öncelikle Cebeli Tarık hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Cebeli Tarık'ın bayrağından ve bu bayrağın anlamından kısaca sizlere bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.